Ankara'da iş görüşmesi için gittiği otelin 5. katından düşüp ölen liseli Gamze Açar'ın intihar ettiği iddia edilmişti. Ancak savcılık mütalaası çok daha farklı. Gamze'nin intihar etmediğine işaret ediyor. Çünkü o balkonda Gamze'nin parmak izine rastlanmadı. Atletip'ten de raporlar gelmiş. Çocuk da işte uyuşturucu krizine girip intihar etti denilmişti. Çocuğun kanında falan uyuşturucu çıkmamış. Sadece kanında uyuşturucu maddeye değil düştüğü balkonda parmak izine de rastlanmadı. 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Açar'ın ölümü hakkındaki iddialar bir bir çürütüldü. Hayat doluydu. Yani intihara falan belli biri değildi benim kızım. Gamze Açar 2 yıl önce Ankara'da iş görüşmesi için gittiği bir otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ciğerimiz yanıyor. Kızımızı katlettiler. Olayla ilgili 5 kişinin yargılandığı davada sanıklar Açar'ın uyuşturucu krizi girerek balkondan atladığını iddia etmişti. Açıklanan Adli Tıp raporuysa genç kızın kanında uyuşturucuya rastlanmadığını ortaya koymuştu. Kendileri bir senaryo çizmişler. Bu şekilde savunma yapıyorlar da inşallah yüce adalet yerini bulacak. Bunlar da en ağır cezayı alacaklar. Bizim temennimiz o şu anda. Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili davanın duruşmasında savcı da esas hakkındaki görüşünü verdi. Gamze'nin düştüğü balkonda parmak izinin olmamasına dikkat çekti. Balkon demirlerinden destek almaksızın aşağı atlamasının imkansız olduğu belirtildi. Suçluyum der mi ya bir insan? Savcılık tutuklu sanıklardan Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker hakkında ise 63 yıla kadar hapis cezası talep etti. Nasıl yemişler içmişler televizyon kırık bardak kırık, o da darmadağın. neymiş içmişler? Sanak avukatları, bana göre şeytanın avukatları. Mahkeme duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.